Beyler arkadaşlar tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Chapter 3 yani 3. bölümü incelemeye çalışacağız. Bu bölümün başlığı şöyle arkadaşlar. Holmes and Watson go north. Holmes ve Watson kuzeye gidiyorlar şeklinde çeviriyorum. Değerli arkadaşlar. Noktadan noktaya çevirmeye çalışacağım şöyle. It was dark when we arrived at Dr. Huxtable's famous school in the Northern Hills. Yani biz yani İngiltere'nin o kuzey tepelerinde bulunan o ünlü okul, yani Dr. Huxtable'ın o ünlü okuluna vardığımızda hava kararmıştı şeklinde çeviriyorum. We went quickly, yani hızlı bir şekilde gittik into the building, yani okul binasının içerisine hızlı bir şekilde girdik. Out of the cold, yani o soğuk havada yani o soğuktan çıkarak hemen okulun içerisine girdik. And şöyle gelelim, and at once yani hemen o anda someone ran up with names for Dr. Huxtable, yani birisi Dr. Huxtable için yani haberler getirmişti, yani haberler getirmek için koştu, yani koşup geldi anlamında, evet, run koşmak anlamında arkadaşlar. Şöyle gelelim, he looked very surprised, kendisi oldukça şaşırmıştı. Şöyle bakalım ne diyor burada. The Duke is here, Duke burada diye söyledi bize. The Duke and Mr. Wilder. Duke ve Mr. Wilder yani sekreteri, yani his secretary by Wilder are in my office. Benim ofisimdedirler. Come and meet them. Hadi gidip onlarla tanışalım diye çeviriyorum. Şöyle gelelim. The government minister was a tall man with a long thin face. Yani bu devlet bakanı yani Duke arkadaşlar uzun boylu. Long thin face yani böyle uzun ince bir yüze sahip uzun boylu bir adamdı. Şöyle gelelim. He had red hair. Kendisinin kırmızı saçları, yani kızılımsı saçları var. And a great red beard. Yani böyle yine uzun, kızılımsı bir sakalı var. Şöyle gelelim arkadaşlar. He looked at us. Bize şöyle bir baktı. And didn't smile. Ve gülümsemedi. Şöyle gelelim. Next to him, hemen yani Duke'un yanında stood Mr. Wilder, a very young man, oldukça genç bir adam olan by Wilder, Duke'un yanında durmaktaydı, ayakta durmaktaydı. Evet, şöyle gelelim. He was small, kendisi yani kısa boylu, with blue eyes, mavi gözlü and watchful face, yani böyle açık bir yüze sahipti arkadaşlar. He spoke first, kendisi ilk başta konuşan kişi o oldu. Yani demek ki o şeyde onunla konuştu. Değerli arkadaşlar buradan devam ediyorum. He spoke first, yani kendisi ilk konuşan oydu, yani by Wilder'dı. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet. The Duke is surprised, Dr. Huxtable, to see Mr. Sherlock Holmes here. Demek burada by Wilder konuşuyor arkadaşlar. Diyor ki yani Dr. Huxtable, yani Duke Sherlock Holmes'u burada görmekten diyor, yani görmekten şaşırmış. Yani kendisi Sherlock Holmes'un burada olduğunu görünce şaşırmış diyor. Diyor ki surprise, şaşırmış. Dr. Huxtable to see Mr. Sherlock Holmes here. Yani Sherlock Holmes'u burada görmekten Duke şaşırmış. Buradan devam edelim. Değerli arkadaşlar demek ki adam konuşmasına devam ediyor. Diyor ki he doesn't want people to know about this. Yani kendisi insanların, yani bak, he doesn't want people, yani insanlardan hani bu konuda bilgi edinmesini istemiyor. Yani insanların bu konuyu bilmesini istemiyor diye belirtiyor arkadaşlar. Şöyle gelelim şuraya. Evet. Demek ki adam hala konuşmasına devam ediyor. You know that. Biliyorsunuz ki. So why didn't you speak to the Duke before you went to London? Yani siz de bildiğiniz gibi neden Duke'e bildirmeden önce, bakın, why didn't you speak to the Duke before you went to London? Yani Londra'ya gitmeden önce neden Duke'e bildirmediniz? Yani bu durumu neden bildirmediniz? Yani Sherlock Holmes'a gidip onunla konuşacağınızı, Londra'ya gidip onunla konuşacağınızı, yani Londra'ya gitmeden önce Duke'e neden bildirmediniz diye böyle bir anlam var burada. Evet. Değerli arkadaşlar buradan devam ediyorum. Evet. Şöyle bakalım. Doktor Huxtable konuşuyor. O da diyor ki but we need help. Fakat yardıma ihtiyacımız vardı. And I derken konuşması orada bitiyor. Şöyle devam edelim. Evet. Well, say to Duke. Duke de tamam öyleyse, yani sıkıntı yok anlamında söylüyor. Şöyle bakalım. Mr. Holmes is here now. Bay Sherlock Holmes şu an burada. And perhaps he can help us. Belki de bize yardımcı olabilir diye Duke söylüyor arkadaşlar. Şöyle gelelim. He looked at Holmes. Yani Duke Sherlock Holmes'a böyle bir baktı. Şöyle bakalım. I would like to come and stay at Holderness Hall. Yani sizden Holderness Hall'a, yani benim sarayım Holderness Hall'a gelip orada kalmanızı istiyorum Mr. Holmes diye Duke söylüyor
Bay Holmes diye söylüyor. Bir de üzerinden geçelim. I would like to come. Değerli arkadaşlar burada D eki var. Görüyorsunuz bu would kelimesinin kısaltılmışı. Yani istek bildiren bir kelime. I would like. Yani hoş, isterim anlamında. I would like to you. I would like you. Yani sizden isterim. I would like you to come and stay. Yani at Haldane's Hall. Yani Haldane's Sarayı'na gelip kalmanızı sizden isterim Sherlock Holmes diye söylüyor. Şöyle bir bakalım arkadaşlar Sherlock Holmes ne diyor. Thank you sir Said Holmes. Sherlock Holmes'a teşekkür ederim efendim dedi. Şöyle bakalım. But fakat I would like to stay near to the mystery. Here the school. Yani ben burada okulda bu olayın yaşandığı yani bu gizemin yaşandığı yerde kalmayı tercih ederim diye söylüyor arkadaşlar. Can I? Burada bakalım. Can I ask you one or two questions perhaps? Yani belki size bu arada bir iki tane soru sorabilir miyim? Bir iki soru sorabilir miyim diye. Bakın ask soru sormak. Ask you one or two questions. Yani size bir iki soru sorabilir miyim diye söylüyor. Duke de elbette diye cevap veriyor. Şöyle gelelim. My questions are about the dishes and about money, said Holmes. Yani bu arada Sherlock Holmes Duke'den konuşurken kendisine diyor ki fakat yani benim sorularım diyor dishes'le ilgili, parayla ilgili diye söylüyor. Şöyle bakalım. Evet. Duke ne diyor? Duke konuşmaya başlıyor arkadaşlar burada. Diyor ki the Duchess knows nothing about this. Yani Duchess bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyor. Dedi Duke. And nobody is asking me for money. Ve kimse benden yani şu ana kadar bir para istememiş. Yani bu kaçırılma olayına ilgili yani kimse benden para istememiş diye ekliyor. Burada Sherlock Holmes arkadaşlar diyor ki I see yani anlıyorum anlamında diye çeviriyorum. Şöyle gelelim. You wrote a letter to your son before he disappeared. Yani siz oğlunuz kaybolmadan önce ona bir mektup yazmışsınız diye çeviriyorum. Şöyle bakalım. When did you post it? Bu mektubu ne zaman post ettiniz? Yani ne zaman postaneye gönderdiniz diye soruyor Sherlock Holmes. Burada da Mr. White kızgın bir şekilde bakın. Mr. White angrily said, yani by Wilder kızgın bir şekilde dedi ki göndermek mi? Yani onu postaneye göndermek mi? Evet şöyle bakın, şöyle geliyor. The Duke doesn't post letters. Yani Duke yani hiçbir zaman postaları yani postaneye göndermez yani kendisi göndermez. I put the letter into the post bag. Yani o mektubu bakın put the letter into the post bag. Yani posta kutusuna o mektubu koyan benim. With all the letters that day. Yani o gün bütün mektuplarla birlikte o mektubu posta kutusuna koyan benim diye söylüyor. Şöyle gelelim şuraya kadar. Yani şuraya kadar. A minute or two. Yani bir iki dakika sonra later. Sonra demek arkadaşlar. The Duke and Mr. Wilder left. Duke and by Wilder ayrıldılar. Evet. Holmes began at once to work on the case. Sherlock Holmes hemen yani olay üzerine bakın. Olay üzerinde hemen çalışmaya başladı. Diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar. Şöyle şuradayız. Hemen nokta bulalım. We looked carefully all through the boy's bedroom. Biz diyor çocuğun yatak odasını dikkatli bir şekilde aradık. At the German teacher's room. Ve aynı zamanda da Almanca öğretmenin odasında. Yani cümleyi tam bitirirsek yani biz yani hem Almanca öğretmenin odasını hani hem de çocuğun yatak odasını mesela dikkatli bir şekilde carefully dikkatli bir şekilde araştırdık. Evet. Şöyle bakalım. We looked at the eerie on the wall. Yani biz yani duvardaki mesela sarmaşığı inceledik. And we saw the footprints under the German teacher's window. Ve aynı zamanda biz yani Almanca öğretmenin penceresinin yani Almanca öğretmenin odasının penceresinin altında ayak izleri bulduk. Yani gördük anlamında. But we learned nothing new. Fakat yeni bir şey öğrenmedik. Holmes then left the house. O arada Sherlock Holmes arkadaşlar evden ayrılır. And only came back after 11 o'clock. Ve sonrasında yani saat 11'den sonra eve tekrar geri döner. Bakın only came back. Yani sadece after 11 o'clock saat 11'den sonra eve gelir. Şöyle bakalım arkadaşlar burada ne diyor? He had with him a large map. Elinde büyük bir harita var. Evet, şöyle gelelim. He brought it into my room. Bu haritayı benim odama getirdi. And put it on the bed. Ve yatağın üzerine serdi. Şeklinde çeviriyorum. Şöyle bakalım. Evet.
This case is beginning to get interesting, Watson, he said. Yani Sherlock Holmes Watson'a, hey Watson, yani bu olay yani oldukça ilginç bir hal almaya başlıyor diye söylüyor arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Look at this map. Bu haritaya bir bak. Evet. Şöyle bakalım. He is a school. İşte okul burada. You see, görüyorsun. And he is a road. Ve işte yolda burada. So, pek öyleyse. Şöyle bakalım arkadaşlar. Did the boy and the teacher go along the road when they left? Yani bu, yani çocukla, bakın çocukla öğretmen, yani ayrılırken, yani bu yoldan mı gittiler? Yani bu yol boyunca mı gittiler? Diye soruyor. No, Watson, they didn't. Yani buradayım, bakın arkadaşlar. Hayır, dedi Watson. Özür dilerim, yani Sherlock Holmes konuşuyor. Hayır, Watson, they didn't. Hayır, yapmadılar diye, gitmediler o yoldan diye söylüyor. Şöyle bakalım. Burada Watson konuşuyor, diyor ki How do you know that, Holmes? Hey Holmes, peki bunu nereden biliyorsun diye sordum. Şöyle bakalım. Because there was a policeman here. Çünkü burada bir polis noktası var. Look, bak. He, evet bakın. He was there from the midnight to 6 in the morning. Yani bu polis burada gecenin ortasından sabah saat 6'ya kadar burada beklemekte. Bakalım arkadaşlar. And he saw nobody on the road. Ve kendisi yolda hiç kimseyi görmemiş. Bakın, he saw nobody on the road. Yolda hiç kimseyi görmemiş. Şöyle gelelim arkadaşlar. I spoke to him this evening. Ben onunla bu akşam konuştum. Şöyle gelelim. And here at the other end. Ve yolun diğer sonunda, bakın diğer tarafında. Here at the end, at the other end. Yani yolun diğer sonunda, yüzüğü görüyorsun. Is a white horse inn. White Horse Inn diye bir yer var arkadaşlar. Özel bir isim. Yani beyaz at mağarası diyelim. Şeklinde böyle bir yer varmış. Şöyle bakalım arkadaşlar burada. A woman there was ill. Yani burada bu kulübede diyelim arkadaşlar. White Horse kulübesinde. A woman there was ill. Orada bir bayan hastaymış. And the family watched the road all night. Ve aile bütün gece, bakın bütün gece yolu gözlemiş. Waiting for the doctor. Doktoru bekliyorlarmış. Şöyle gelelim. The doctor didn't come until the morning. Yani doktor sabaha kadar gelmemiş. And the family saw nobody on the road. Ve böylelikle aile, bu aile yani yolda hiç kimseyi görmemiş. So, bu nedenle, bakın bu nedenle şöyle gelelim. Bu nedenle the boy and the teacher didn't go by road. Yani çocuk ve öğretmen yani giderken bu yolu kullanmamışlar. Yani bu yoldan gitmemişler diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, bölümümüze devam ediyoruz halen. Bölüm bitmedi. Bakalım. But Holmes, thought Holmes, what about the bicycle, I asked. Burada demek ki arkadaşlar kim konuşuyor? Watson konuşuyor. Diyor ki, fakat Holmes, peki ya öyleyse bisiklet diye sordum. Şöyle bakalım. Yes Watson, evet Watson. We must remember the bicycle, of course. Elbette ki yani bu bicycle yani bisikleti aklımızdan çıkarmamalıyız. Yani her zaman aklımızda tutmalıyız diye söylüyor. But first, fakat ilk önce, evet ilk önce, let's look to the south and north. Hadi gidip yani kuzeye ve güneye bakalım. Özür dilerim, güneye ve kuzeye bakalım. To the south, we have a big river. Güneyde büyük bir nehrimiz var. No bicycle there'den. Yani orada hiçbir bisiklet bulunmadı. Şöyle gelelim arkadaşlar. Şimdi burada demek ki harita üzerinde konuşuyor arkadaşlar. Evet. And to the north we have the trees. Ve kuzeyde ise ağaçlarımız var. Call it ragged shaw. Yani bu ragged shaw denilen özel bir isim arkadaşlar. Yani ragged shaw denilen yerde yani epey bir ağaç var. And then a great moor. Ve büyük bir bozkır var. The lower Gilmore. Yani bu Lower Gilmore bozkırı diye adlandırıyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. And here's Holderness Hall. İşte burada da Dükün Sarayı olan Holderness Hall var. 16 kilometer far from the school by road. Yani yolda, yolu kullanarak mesela okuldan 16 kilometre uzaklıkta. But only 9 kilometers across the moor. Ve sadece yani bozkırın 9 kilometre karşısında. Şöyle çevirelim. No other houses until the Green Man Inn. Yani oradan buraya ta ki Green Man Inn denilen mesela Green Man Inn özel bir isim arkadaşlar. Yani Green Man kulübesine kadar hiç ev yok
Along the Chesterfield Road. Yani bu Chesterfield yol boyunca hiç ev yok diyor. But bicycle I say again. Ben tekrar peki öyleyse ya bisiklet. Yes Watson. Peki tamam dedi Watson. Watson dedi Sherlock Holmes. Yani it's possible to ride a bicycle across the moor. Difficult but possible. Yani bozkırın karşısına geçmek için yani bisikletin kullanılması mümkündür. It's possible to ride a bicycle across the moor. Yani bu bozkırın karşısına geçebilmek için yani bisikletle geçilmesi mümkündür. Difficult, zordur, but possible, fakat mümkündür diye çeviriyorum arkadaşlar. Justin Doctor Hospital come quickly into the room. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Yani Doktor Hastalar yani hemen sonrasında Doktor Hastalar came quickly into the room. Hızlı bir şekilde odanın içerisine kendisi geldi. News, haberler var dedi Sherlock Holmes. He said excited diye böyle heyecanlı bir şekilde. I bring news, haberler getirdim. Şöyle bakalım arkadaşlar. In his hands was a blue school hat. Elinde yani okulun kullanmış olduğu mavi bir şapka varmış. Yani okul şapkası vardı arkadaşlar. Yani demek ki Doktor Huxtable elinde bunu tutuyormuş. Look, this is the boy's hat. İşte bakın bu kaybolan çocuğun şapkası. Evet. Şöyle gelelim. Nerede olduğumuzu gösterelim. Şöyle. One of my gardeners found this evening. Yani bahçıvanlarımdan bir tanesi. Yani bunu akşamleyin bulmuş diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Where? Asked Holmes. Nerede adam? Nerede? Yani nerede bulmuş bunu diye Sherlock Holmes soruyor arkadaşlar. Şöyle Doktor Axel da diyor ki just north of Raggedy Shaw. Raggedy Shaw denilen yerin hemen kuzeyinde diye söylemiş. Değerli arkadaşlar bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bakalım ne diyor. Aha sayıl Sherlock Holmes. Dedi. Evet. What did I tell you Watson? Sana ne dedim Watson? What did I tell you Watson? Sana ne dedim Watson? Evet. Tomorrow we must walk north. Across the moor. Yarın yani biz kuzeye doğru yürüyeceğiz. Yani bozkırın karşısına geçeceğiz. Doğru yani bozkırın karşısına doğru kuzeye yürüyerek gideceğiz diye çeviriyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu bölümü de bitirdik. Bir sonraki bölüm Chapter 4. Bazen bölümler böyle uzun olabiliyor. Bu kitabın mesela kendi içindeki bir durum. Yani benden kaynaklanmıyor. Tabii ben de mesela okurken de böyle yavaş belli bir seviyede okumaya çalışıyorum. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabii bundan sonraki iş sizin takibiniz. Takipte kalmanız lazım. Görüyorsunuz ki İngilizce hikaye kitapları yani öyle bir çırpıda okunacak şeyler değildir. Okunup anlamlandırılması gereken şeyler. Bazen bölümler uzun olabiliyor, kısa olabiliyor, arada resimler olabiliyor. Olsun biz burada bir yabancı dil öğreniyoruz. Baktığımız her kelime yabancı, bizim dilimize ait bir şey değil. Bunu ezberlememiz lazım ki bu dili konuşup anlayabilirim, okuyup anlayabilirim, dinleyip anlayabilirim. Değerli arkadaşlar bir sonraki bölüm Chapter 4, The Boy on the Moor. Yani Bozkır'daki ceset şeklinde çeviriyorum. Bakın The Bozkır'daki ceset anlamında çeviriyorum. Ya da bataklıkta deniliyor bazen. Bataklıktaki ceset şeklinde çeviriyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.